Erkek alageyikler dişilerden oluşan bir harem oluştururlar. Çiftleşme çağrışı yani böğürtüsü 3-4 kilometre uzaktan duyulabilir. Dişi alageyik yavrusuyla pek fazla ilgilenmez. Yavru kokusuz doğar ve diğer geyik türlerininkinden daha çabuk ayaklanır. Anne bir tehlike karşısında onu yanına alır. Ama acil bir durumda arkasına bakmadan kaçar. İlk 15 dakika içerisinde ayağa kalkmayı, bir saat içinde de koşmayı öğrenir. Erkek yavrular belli bir ergenliğe ulaştıklarında sürü dışında bırakılır. Şahin, yırtıcı kuşlar içerisinde manevra kabiliyeti en iyi olan kuş türü. Dalışa geçtiği an saatte 320 kilometre gibi mükemmel bir hıza ulaşır. Bu hızla nefes alamayacağı için burun deliklerindeki kapakçıkları kapatır. Şahin, yılan avında. İlk saldırdığı bölge baş bölgesi. Bu davranış birçok yırtıcıda olduğu gibi şahinlerde de geçerli. Ama bazen avlarının oyununa da geliyorlar. Ölü bir hayvana dokunmayacağını bilen avları ölü taklidi yaparak kurtulabiliyor. Yavrular her zaman acımasız. Ağırlıklı olarak erkekler avlanır. Getirir, eşine teslim eder. Yavruyu doyurmak artık dişinin. Çakallar diyetlerinin aşırı geniş olması ve basitçe ne bulursam yerim mantığıyla hareket ediyor. Canlı ya da ölü onun için fark etmiyor. Birbirleriyle uluyarak haberleşiyorlar. Hızlı koşucular. Koşarken 50 kilometre gibi bir hıza ulaşabiliyor. Kendi aralarında bir hiyerarşi var. Lider doymadan diğerleri asla leşe yanaşamaz. Yanaşırsa da şiddetle cezalandırılır. Bu çakal dünyasının acımasız davranışlarından sadece biri. İşte o muhteşem varlık, bozkurt. Türkiye'de 4-5 bin bozkurt kaldığı düşünülüyor. Kurtlar 12 yaşında ihtiyarlamaya başlar. 2 sene sonra dişleri iyice kesmez olur. Ömrü en fazla 20 yıl. Kurtlar köpeklerden farklı olarak tek eşli bir yaşam sürer. Yani erkek kurt ömür boyu aynı eşle yaşar.
insanlara saldırmaz. Tabii çok zor durumda kalmadığı müddetçe. Bugüne kadar elimizde kurtların insana saldırdığına dair bir kanıt yok. İşitme duyusu çok gelişmiş. 10 kilometre uzaktaki bir sesi duyabiliyor. Bu, insanın duyabileceği sesin 10 katı değerinde. Koku alma duyusu da çok iyi. Avının kokusunu 3 kilometre uzaktan alabiliyor. Gözlerse harika bir görüş yeteneğine sahip. Geceleri de gündüz kadar iyi görebiliyor. Yani her yönüyle köpeklerden kat kat üstün. Lider kurt her zaman önde yürüyor. Arkadaysa tek sıra halinde sürünün diğer üyeleri ve son sırada yavru kurtlar bulunuyor. Hatay Dağ Ceylanı. Yaşadıkları bölge Hatay. Güven içinde yaşıyorlar çünkü yöre halkının gözünde kutsal varlıklar. Tıpkı Hindistan'daki inekler gibi. Erkek ceylanlar çok eşli. Haremindeki dişi sayısı bazen 15 ceylana kadar çıkabiliyor. Kısa aralıklarla ses çıkartıyor, var gücüyle bağırıyor. Ses çıkartmak ve kuyruk sallamak tehlike anında verdikleri ilk tepki. Bu eylem arkadaşlarını uyarmak için. Onları 9 metre ileriye, 3 metre havaya zıplatabilen bu kaslar saatte 80 kilometrelik bir hıza erişebilmelerini sağlıyor. Bu örümcekte beslenme uğraşında. Yakaladığı yaban arısını önce ısırarak felç ediyor. Yuvasına çekilip ölmesini bekleyecek. Şimdi de kartalların dünyasına giriyoruz. Kartal yavruları ayrı bir karaktere sahip. Yumurtadan çıkan iki yavrudan biri diğerini yuvadan atıyor. Amaç yiyecek ortaklığından çıkarmak. Yavrular doğduktan yaklaşık 8-9 gün sonra 4 kilogram ağırlığa ulaşabiliyor. Bu ağırlık diğer hayvanların yavrularına göre sıra dışı. Kartalın gözü vücuduna oranlandığında insaninkine göre 20 kat daha büyük. Bir kartalın görme yetisi ise insandan 8 kat daha iyi. 1500 metreden tarlada otlar arasında kamufle olmuş bir tavşanı rahatlıkla ayırt edebiliyor. Kalan tek yavruyu hayata özenle hazırlıyor. Gerçek hayatla tanıştırmadan onu yarı canlı hayvanlarla tanıştırıyor. Kartallar korkusuz yırtıcılar. Her koşulda savaşabilme yeteneğine ve gücüne sahip. Birçok yırtıcıda olduğu gibi avı yakaladıklarında hemen koruma içgüdüsü içine girmesi onun en karakteristik özelliği. Kara Akbaba. Avrupa'daki en büyük popülasyonu 200 çiftle Türkiye'de. Yavru genellikle 3 aydan fazla zamanını yuvada geçiriyor. Tanıdıklar birbiriyle selamlaşmadan geçmez, tıpkı insanlar gibi. 300 kilometre civarında seyirler yapar beslenmek için. Başarılı bir çiftin yıllık besin ihtiyacı 600 kilogram. O kadar uyumsuzlar ki leş başında mutlaka ama mutlaka bir kavga çıkar. Thank you.
Bunlar kızıl geyikler. Sanıldığının aksine sürüyü erkekler değil, sürünün en yaşlı dişi üyesi yönlendiriyor. 300 kilograma kadar ağırlığa erişebiliyorlar. Geyik yavrusu doğumunu izleyen ilk 20 dakika içinde ilk adımlarını atıyor. Anne geyik, yavrusunu üzerinde koku kalmayıncaya kadar yalayarak temizliyor ve böylece avcı hayvanların yavruları bulmasını engelliyor. Yavru geyik bir hafta kadar otların içinde gizlenmiş olarak kaldıktan sonra annesiyle birlikte yürüyebilecek kadar güçleniyor. Türkiye'deki sayıları yaklaşık 5000. Bu bir Mısır akbabası. Şu an leşi parçalar halinde yuvasına taşıma uğraşında. Çünkü eski Mısır'da kutsal sayılıyordu. Baharda sadece üremek için Türkiye'ye geliyor. Yavrusunu büyütüyor ve kış başlamadan tekrar Afrika'ya dönüyor. Tabii yavrusuyla birlikte. Küçük akbaba, Türkiye'de üreyip Afrika'da kışlayan tek akbaba türü. Türkiye'deki birey sayısı 1500 ile 3000 olduğu tahmin ediliyor. Doğa böyle ilginçliklerle dolu. Hoşça kalın.